Herkese selamlar. İngilizcenin en önemli, en detaylı ve en karıştırılan konularından bir tanesi olan Ejective Clause'u bu bölümde konu alıyoruz arkadaşlar. Bu bölümün içerisinde detaylı bir şekilde Ejective Clause bölümünü açıklayacağız. Dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Detaylı bir şekilde gireceğiz. Nedir, nasıl kullanılır, farklı varyasyonları nelerdir, hangi durumlarda kullanırlar? Ejective Clause İngilizce'de kullandığımız zaman bizim ne işimize yarar? Metinlerde hem yazarken hem konuşurken ve özellikle sınavlarımızda karşımıza çıktığı zaman nasıl hareket etmeliyiz? Bunları burada detaylı bir şekilde öğreneceğiz arkadaşlar. Ejective clause dediğimiz diğer adıyla relative clauses. Yani Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman sıfat cümlecikleri anlamına gelmektedir arkadaşlar. İşte her şey bu sıfatla başlıyor arkadaşlar. Biz şimdi sıfat cümleci diyoruz ya. Sıfat cümlecini unutun ve şunu hayal edin. Bir sıfat tamlaması. Şimdi sıfat tamlamasını yaparken bizim için ihtiyaç duyulan şey nedir? Bir sıfat, bir tane de isimdir. Şimdi bunların ikisi birleştiği zaman ne oluyor? Sıfat tamlaması oluyor değil mi? Mesela örnek verelim şurada. Güzel kız, yakışıklı çocuk. Arkadaşlar bakın bunlar sıfat tamlamalarıdır. İşte sıfat cümlecikleri de aslında burada nitelendiği gibi ismi niteleyecektir. Bakın güzel kızda isim nitelenir, kız nitelenir. Yakışıklı çocukta çocuk nitelenir. Yine isim nitelenir. Sıfat tamlamasında daima isim nitelenir. Sıfat cümleciklerinde de isim nitelenir arkadaşlar. Yani bizim burada ejective clause'da yani sıfat cümleciklerinde odak noktasını almamız gereken en önemli şey isimdir arkadaşlar. Nitelenen isim. İşte bu nitelenen ismi ejective clause'larda da fiil ile veriyoruz arkadaşlar. Fiil ile o ismi niteliyoruz. İşte o ekleri oluşturan ekler de bizim Türkçe dil bilgisinde öğrendiklerimiz vardı ya. Anası mezar dikecekmiş ekleri. İşte bu eklerdir. Aslında biz onu Türkçe'de görürken siz tabii İngilizce'den çok fazla bir haber olduğunuz için ejective clause'u aslında orada da öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Sadece burada farklı bir dil üzerinde yorumluyorsunuz. Anası mezar dikecekmiş ekleri fiiller tarafından desteklenen isimlerin aslında tenslerin birleşimini oluşturmaktadır arkadaşlar. Mesela an eki yapan diyor ya hani. Bunu simple past'la da yapabiliriz. Geniş zamanla simple present tense'le de yapabiliriz. Mesela burada are eki var ya geniş zamanla yapılabilir. İşte kadın yapar, gider, eder. Bakın dik eki var ya orada dik eki. Mesela o da dili geçmiş zamanı burada bize söyleyebilir. Bakın ecek acak gördünüz mü? Sondan birinci. O da gelecek zamanı will future ya da be going to tense'ini bize oradan verebilir. Mesela gidecek adam. Bakın gitmek fiili ile adamı niteledim. İsmi niteledim. Yani fiil ile ismi niteledim. Aslında bu ekler de bizim tense eklerimizdir arkadaşlar. Çok fazla kafanızı karıştırmayın. Mesela miş eki. Mişliği geçmiş zamandan geliyor değil mi? Mesela past perfect tense'i buna verebiliriz. Geçmişin geçmişi diye tabir ettiğimiz tense'i. Mesela pişirilmiş kek. Bakın pişirmek orada fiildir. Kek de orada isimdir. Fiil ismi nitelemiştir. Ve dolayısıyla sıfat cümleci oluşmaktadır arkadaşlar. Peki bunları şuradan hemen de örneklerden gösterelim. Somut bir şekilde sizler de görün arkadaşlar. Mesela gelen adam. Bakın en ekini görüyorsunuz değil mi? Aslında anası mezar dikecekmişin an eki değil mi o? Bakın kaçan çocuk an eki. Sevmiş kedi, yürüyecek bebek, ecek acak, dönmüş, mış mış, mişliğe geçmiş zaman, dönmüş ayakkabı. Oturduğu ev, bakın dık dik eki, oturduk. Oturduğu ev, yaşadığı ülke yine dık dik. Bakın soldaki ilk yapılan ifade hepsi fiil arkadaşlar. İkinci ifadede tamlamayı oluşturan ise yine isim. Yani bütün fiiller oradaki isimleri niteleyecektir, etkileyecektir ve odak noktasını alacaktır. İşte temel gayemiz burada şu arkadaşlar.
Bu nitelenen isim nedir? Nitelenen isim insan mıdır? İnsan dışı varlık mıdır? Ejective clause'un en temel noktası budur arkadaşlar. İnsan mıdır bu nitelenen isim? İnsan dışı varlık mıdır? Mesela bakın örnek verelim. Gelen adam da, adam burada insandır. O zaman bizim ejective clause'da kullanacağımız relative word'ler vardır. That, which vesaire. Who, whom. Bunları, işte bunlara göre biz transformasyon yapıyoruz. Yani dönüştürüyoruz. Mesela kaçan çocuk. Çocuk yine insandır. Ona göre davranacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Sevmiş kedi. Kedi insan dışı bir varlıktır, bir şeydir arkadaşlar. Bundan dolayı da oraya tutalım ki insanla birlikte kullanılan relative word'ı oraya yazamam ben. Mesela who ile birlikte, whom'la birlikte kediyi ben aynı kefeye koyamam. Mesela dönmüş ayakkabı. Ayakkabıyı insanla birlikte aynı kefeye koyamam. Mesela oturduğu ev. Evle birlikte, değil mi? Yine aynı şekilde yapamam. Yaşadığı ülke. Bakın ülke yine nitelenen isim. Dolayısıyla arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nitelenen isim nedir? İşte buna bakacağız. Şimdi ejective clause'ları tanımlarken ilk olarak tanımlı ya da tanımsız olarak ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar ne demek bakalım şöyle kısaca. Tanımlı ejective clause'larda, yani defining ejective clauses. Şimdi ne demek istiyor burada? Ne anlatmak istiyor? Yani bu nedir? Şöyle bakalım kısaca. Siz de rahatlıkla aydınlanın arkadaşlar. Nitelenen ismi tanımlar. Tamam. Hem tanımlı da hem tanımsız da nitelenen isim tanımlanacak arkadaşlar. Yani isim nitelenen isim en önemli şeydir bizim için burada. İsmin ayırt edici özellikleri vurgulanacaktır burada. İnsanlar için that kullanabileceğiz. Hatta şunu da söyleyeyim. İnsan dışı varlıklar için that kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ve insanlar için en temel relative word'lerden bir tanesi who kullanılabilir. Whom da kullanılabilir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. İnsan dışı tüm varlıklar için de that yine ortaktır. Ve which özelinde kullanılabilir arkadaşlar. Şu en önemlisidir. Tanımlı ejective clause'larda eğer ejective clause bölümü, o sıfat çimdiği var ya küçücük. O fiille birlikte nitelenen isim var ya arkadaşlar. İşte o ifade cümle atılınca cümle bozuluyorsa işte o zaman tanımlıdır. Cümleden o ifade atıldığı zaman eğer cümle bozulmuyorsa o da tanımsız ejective clause'lardır. Şimdi örneklerde çok daha rahat anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi tanımlıyı örneklere bakalım şöyle. Ben de sizinle birlikte burada yazacağım. Hem de burada cümle çevirme burada kabiliyetimizi bir kez daha sınamış oluruz. Şöyle bakalım. Dikkat etmediğimiz değişiklikler her şeyi etkileyebilir. Şimdi soruyorum. Bakın dikkat edin. Her şeyi etkileyebilir. Yüklem tarafı bu taraf. Etkileyebilir. Yüklem. Bakın ability, can modelini kullanabilirim. Yani can affect diyeceğim. Can affect everything. Her şeyi etkileyebilir. Ne? Bakın soruyorum. Ne? Özne arıyorum. Dikkat etmediğimiz değişiklikler. Bunun tamamı öznedir. Ama öznenin içinde bakın ne var? Dikkat etmediğimiz değişiklikler. Bakın etmek bir fiildir. Dikkat etmek bir fiildir. Pay attention'ı kullanabiliriz. Ama burada bakın nitelenen bir isim var. Dikkat etmediğimiz değişiklikler. Bu nitelenen isimdir arkadaşlar. İşte niteleyen de şu fiildir. Dikkat etmek fiili. Şimdi bunu cümleden attığım zaman nasıl anlam değişiyor? Nasıl bozuluyor? Şimdi bunu hep birlikte görelim. İlk olarak şununla başlayacağız. Bakın. Ejective clause'lu yani sıfat cümlecikli ifadeyi alıyorum. Sondan çevirmeye başlıyorum. Çünkü ejective clause'larda yazarken ilk başta isim yazılır arkadaşlar. Nitelenen isim en başta yazılır. Yani burada yazmam gereken ilk öğe isim olacaktır nitelenen isim değişiklikler. The changes. Şöyle yazalım. The changes. Değişiklikler. Nitelenen ismi yazdım. Şimdi soruyorum size. Nitelenen isim insan mıdır, insan dışı varlık mıdır? İnsan dışı varlıktır. O zaman burada who ya da whom kullanamam. That kullanabilirim. That kullanabilirim.
kullanabilirim. Witch kullanabilirim. İkisinden bir tanesini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben burada Witch'i kullanmak istiyorum. Changes Witch. Tamam, şimdi bakın. Bundan sonra niteleyen fiili yazacağım. Bu cümle de olabilir arkadaşlar. Bakın, küçük bir cümle. Dikkat etmediğimiz, yani şunu diyeceğim. Dikkat etmem diyeceğim. Nasıl deriz? Simple present tense diyebiliriz. We don't pay attention. Pay attention. Şöyle. Pay attention. İşte bu kadar. Okurken sondan okuyoruz ya. Okuyalım bakalım. Dikkat etmediğimiz değişiklikler. Dıktik, etmedik, dıktik. İşte bu which'i nitelemektedir arkadaşlar. The changes which we don't pay attention. Dikkat etmediğimiz değişiklikler. Aslında özne değişikliklerdir. Ama burada küçük bir cümle içinde cümle olduğu için şu bir cümledir bakın. Bunu da sıfat cümleciyle bağladım buraya. Şimdi devam edelim. Sonunu getirelim cümleyi. Çünkü içinden atabilir miyiz, atamaz mıyız? Hani tanımlı olması için öyle yapıyorduk ya. Şimdi bakalım, deneyelim. Her şeyi etkileyebilir. Ebilmek, abilmek anlamında can'i kullandım. Can affect everything. Everything. Tamam, noktayı koydum. Okey. Anlaşılmıştır rahatlıkla. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Sıfat cümleciği nedir? Sıfat cümleciği şudur arkadaşlar. Şu var ya. Which we don't pay attention. Dikkat etmediğimiz. Normalde budur. Şimdi bunu atın bakalım cümleden. Değişiklikler her şeyi etkileyebilir. Ama nasıl değişiklikler? Bilinmeyen sonsuzluk bir ifade var burada. Cümle bozulacağından dolayı, cümlenin anlam kaybına uğrayacağından dolayı bunu ben atamam. Atamayacağımdan dolayı da gördüğünüz gibi hiçbir şekilde burada virgül falan kullanmadım arkadaşlar. Yani tam bir cümle, bütünlük kazandırılan bir cümle haline geldi bu. İşte anladınız mı? Virgül de yoksa tanımlı bir adjective clause'dur bu. Şunu da söyleyeyim sizlere. Virgül var ise şu taraflarda arkadaşlar. Sıfat cümlecinin aralarında virgül de varsa tanımsız adjective clause'lar grubuna girer. Ve sizin de hatta sınavınızda çalışırken de duyduğunuz ya da bildiğiniz bir kural olabilir. Virgül varsa da that kullanmıyoruz, değil mi arkadaşlar? Yani tanımsız adjective clause'larda cümleden atsak bile sorun olmayacak adjective clause'larda that'i kullanmıyoruz. Virgül varsa that yoktur arkadaşlar. Virgülleri sildim. Bütün bir cümle oldu. İşte bu kadar. The changes which we don't pay attention, dikkat etmediğimiz değişiklikler can affect everything. Her şeyi etkileyebilir. İkinci örneğe bakalım şöyle. Bakın bu arada şunu size söyledim ya arkadaşlar. Which insan dışı tüm varlıklar için kullanılır. Değişiklikler burada insan dışı olduğu için bunu kullandım. Bakın aşağıdaki örnekte de ne var? İnsan mı? İnsan dışı varlık mı etkilenen isim? Ölümü düşünen insanlar cesaretli olamazlar. Şimdi soruyorum sizlere, cesaretli olamazlar. To be fiili yapacağız. Tamam. Soruyorum. Kim? Özne arıyorum çünkü. Özne bulmadan adjective clause oluşturamam. Kim cesaretli olamaz? Ölümü düşünen insanlar. Normalde insanlardır değil mi bunun öznesi? Klasik öznesi. Ama şunu ayıramayacağımdan dolayı komple düşüneceğim ben bunu. Ölümü düşünen insanlar benim öznemi oluşturacak. Şimdi soruyorum. Düşünmek eylemdir. Nitelenen isim de insanlardır. Ölümü düşünen insanlar. İnsanlar insan olduğu için dolayısıyla relative word'üm benim hem that olabilir hem de who olabilir. Dolayısıyla hemen yazalım. Adjective clause'larda ilk neyden başlıyorduk yazmaya? Etkilenen isim, nitelenen isim, insanlar, the people, the people, insanlarla başladım. İnsanlar, devam ediyorum. Şimdi hemen bakın arkadaşlar, nitelenen ismi yazdınız ya, hemen relative word'ü ardından getirin. Who, da that de kullanabilirsiniz. Who kullandım.
People who. Şimdi düşünen, bir şeyi düşünmek, think'i kullanalım. Think of diyelim. Think of. Ölüm that. That. Think of that. Ölümü düşünen insanlar. Şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Ölümü düşünen insan deseydi ya, person deseydi burada, bakın. Person, tekil değil mi? Tekil ise eğer, sıfat cümleciğinin içindeki yüklem de arkadaşlar ne oluyor? İsta kısalıyor değil mi? Thinks. Simple present tense yapıyoruz çünkü. People burada çoğul olduğu için. People burada çoğul olduğu için dolayısıyla think oldu arkadaşlar. Yani s takısı vesaire almadı. Bunu da atlamayalım. Yani tamamen burada bütünlük kazandırılması gereken, bütünüyle değerlendirmesi gereken bir ifadedir bu. Özne ifademi yazdım mı? Yazdım. Şimdi sırada ne var? Devam var. Cesaretli olamazlar. Tamam, olamazlar. Olabilirler, olamazlar. Bakın, ebilmek, abilmek ifadesinin olumsuz hali var. O zaman cannot diyebiliriz buraya. Cannot. Şöyle diyelim. Cannot, cesaretli olamazlar. Olmak, iyi kullanalım. Cesaretli, brave değil mi? Brave. Nokta. İşte bu kadar. People who think of that, ölümü düşünen insanlar, cannot be brave. Cesaretli, cesur olamazlar. İşte bu kadar. Cümlemizi noktalamış olduk arkadaşlar. Şimdi tanımlar bu şekildeydi. Hatta bunu da atmaya çalışalım mı şu ifadeyi? Atalım bakalım cümleden. Cümlenin anlamı bozuluyor mu? Bozuluyorsa o zaman tanımlıdır. Ve cümle bütünüyle yazılır. Virgülsüz bütünüyle yazılır arkadaşlar. Atalım. İnsanlar kaldı sadece burada. İnsanlar cesaretli olamazlar. Neden olmasınlar ki? Mesela ben cesaretliyim şahsıma. Siz de cesaretli olabilirsiniz. Ama ölümü düşünen insanlar var orada. Çünkü orada bir ayrımcılık var. Ölümü düşünüyorsa bir insan cesaretli olamaz. Cümleden atamam. Cümleden atamadığımdan dolayı tanımlı bir ifade olacaktır. Ve bütünüyle yazılacaktır. Virgülsüz yazılacaktır. Şimdi devam edelim bakalım tanımsız ejective clauses'lara. Yine nitelenen isim tanımlanır arkadaşlar. Her zamanki gibi ejective clause'ın en temel özelliğidir bu. Cümleden atılınca cümlenin anlamı bozulmaz. Ekstradan bir bilgi verir arkadaşlar. Fazladan bilgi verir. Fazla bilgi göz çıkarmaz diyoruz ya. İşte orada kullanılabilir. Ekstradan bilgi verecek. Cümleden atılınca cümlenin anlamı kesinlikle bozulmayacak. Özneden önce kullanılırsa başta ve sonda virgül konulacak. Özneden sonra kullanılırsa yine sonunda bir virgül konulacak. That virgül olduğu zaman kullanılmayacak değil mi arkadaşlar? Bunu da zaten daha önceden de vurgulamıştım. Şimdi tanımsızlarla ilgili örnek cümlelere bakalım. Asırlardır dünyaya ışık saçan kitaplar insanlık tarihinin en önemli parçalarından biridir. Tamam. Bakın insanlık tarihinin en önemli parçalarından biridir. Ne ama? Özne arıyorum. Ne? Asırlardır dünyaya ışık saçan kitaplar. İşte benim öznemi bütünüyle oluşturacak ifade. Aslında kitaplardır benim öznem orada. Çünkü ayıramayacağımdan dolayı bu şekilde söyledim. Yani şu değil mi arkadaşlar? Bakın dünyaya ışık saçan kitaplar. Işık saçmak shed light onu kullanabiliriz. Işık saçmak bir eylemdir, fiildir. Nitelenen isim de kitaplardır. Alın size sıfat cümleciği. Işık saçan kitaplar. Yani nitelenen isim kitaplar olduğu için en başta cümle diyor ki bana kitaplardan başla çevirmeye. Books. Kitaplar. Books. Kitaplar. Tamam. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Virgülü kullanacaktık. Çünkü tanımsız bir ifade. Cümleden atılınca cümlenin anlamı kaybolmuyor. Virgülü burada koyuyorum ben. Books virgül. Şimdi insan mı insan dışı varlık mı? Hemen tespit edelim. Kitaplar insan dışı varlıktır. Which koyabilirim. That koyamam. Arkadaşlar.
bütünlük kazanan bir cümlede that kullanılabilir. Ama burada bütünlük yok. Burada that kullanıma virgülle vardır zaten. The box switch. Şimdi ışık saçan diyelim. Genelde atıfta bulunalım arkadaşlar. Simple present tense yapalım. Hatta simple present tense değil, asırlardır dediği için geçmişten bu yana gelen bir eylemdir arkadaşlar bu ışık saçmak eylemi. Asırlardır. Bakın dırdır ekini görebilirsin. For'u kullanacağım burada edat olarak, bağlıç olarak ve dolayısıyla da present perfect tense'e yöneleceğim. Which has mi gelecek, have mi gelecek? Books dediği için çoğul have gelecek. Have shed. Shed light on, değil mi? Çok önemli phrasal verb'dir arkadaşlar. Işık saçmak, ışık tutmak anlamına gelmektedir. Shed light on çok farklı anlamlarda kullanılabilir bu şekilde. Have shed light on neye? Dünyaya, değil mi? On the world. World dünyaya. Sonunda da hemen burada zamanı yazalım. Time'ı yazalım. For centuries, değil mi? Centuries yani yüzyıllardır, asırlardır. Ama bundan sonra virgül koyduk. Buradan sonra da virgül koydum. Şimdi devamını yazıyorum arkadaşlar. Yüklemle başlıyorum şimdi. Öznemi yazdım. Bakın books öznem. Şimdi yüklem. İnsanlık tarihinin en önemli parçalarından biridir. Burada atraksiyon belirten fiil yok. Dolayısıyla to be fiilini kullanacağım. Books da burada çoğul olduğu için geniş zaman atıfta bulunacağım. To be fiili are olacaktır. Bu kadar arkadaşlar. Are. Şimdi biridir diyor. Bakın hemen biridir dediği için one of'u buraya yerleştirin. One of. Şu alttaki soruyu da biraz aşağıya kaydırıyorum. Evet. One of. Bakın insanlık tarihinin en önemli parçalarından biri. One of. Şimdi en önemli diyelim. The. One of the most. Bir neyi kullanalım burada? Important'ı kullanalım. Most important. Parça diyor. Part'ı kullanabiliriz. Parts diyelim. Parçalarından biri. Neyin? İnsanlık tarihinin. Of. Şimdi bunu of'la bağladım. Human. History. Ve nokta. Evet, bu cümlenin arkadaşlar bakın. Öznesi books'tur. Yüklemi are'dır. Bu kadar basit. Ve şu da kafanızı karıştırmasın. Şunu cümleden attığım zaman kitaplar zaten insanlık tarihinin en önemli parçalarından biridir arkadaşlar. Bunu açıklamasına bir burada ekstradan bir çabaya girmesine gerek yok ki. Dünyaya ışık saçan kitaplar. Bunu zaten herkes biliyor. Dolayısıyla cümleden atsam bile hiçbir anlam kaybı olmuyor. Dolayısıyla tanımsız, sadece ekstradan bilgi veren bir sıfat cümleciyi gerçekleştirdik. İşte burası. Ve bunu da iki virgülle ayırdım arkadaşlar. Şimdi ikinci örneğe geçelim. Dünyanın en güzel kokularına sahip olan çiçekleri çok seviyorum. Evet, bakın burada özne konumundaydı. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Burada da nesne konumunda yer alacak. Sahip olan şey. Bakın çok seviyorum. Neyi çok seviyorum? Çiçekleri çok seviyorum. Neyi sorusuna cevap aldıysam nesnedir bu. Yani şu nesnedir. Nitelenen isim aslında nesneymiş. Sondan başlıyorum. Bakın ejective clause'la başlamıyorum. Neden? Çünkü özne konumunda değil. Nesne konumunda. Çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Hemen yazıyorum arkadaşlar. I love ya da like'a da kullanabilirsiniz. Neyi çok seviyorum? Çiçekleri. I love the flowers. Flowers. Evet işte bu kadar. Aslında cümleyi tamamen kurduk biz. Şimdi normal sıfat cümlecini bundan sonra rahatlıkla getirebiliriz. Çünkü nitelenen isim flowers. I love the flowers. Çiçekleri seviyorum. Şimdi bakalım. Dünyanın en güzel kokularına sahip olan çiçekleri. Bunu nasıl yazacağız? Bunu flowers'tan sonra virgül koyacağız. Çünkü relative word getireceğim burada. Nitelenen isim flowers. Which diyeceğim. That koyamayacağımdan dolayı. Which
Burada sahip olan diyor ya arkadaşlar. Have kullanırım burada. Then have flowers'tan dolayı. Flower deseydi has olacaktı. Which have neye sahip? Dünyanın en güzel kokularına. Şimdi bundan sonra dünyanın en güzel kokuları. The most, burada beautiful'u kullanalım. Beautiful koku, scent'i kullanalım. Scent, dünyanın değil mi? Of the world, dünyanın. İşte bu kadar. Şöyle yazdım, bitti. Evet, bakın okuyalım şimdi. Sondan başlayalım okumaya. Dünyanın en güzel kokularına sahip olan çiçekleri seviyorum. Aslında çok seviyorum diyor ya. I love very much diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle I love the flowers very much ya da I love very much the flowers diyebiliriz. Bu da size kalmış bir şey arkadaşlar. Bu şekilde cümlemizi noktaladık. Burada dikkat etmemiz gereken neydi? Bakın flowers burada nitelenen isim nesne konumunda. Books da burada ejective clause'u başlattığından dolayı özne konumunda. Books burada nitelenen isim insan dışı varlık. Flowers burada insan dışı varlık. Bundan dolayı da relative word'leri which olarak tercih ettim. Bunlar insan olsaydı who ya da whom diye tercih edecektim. Tanımsız ejective clauses bu şekilde gösterilebilir arkadaşlar. Şimdi ejective clauses'ın çok farklı aşamalarına şöyle bakalım. Bunlar şimdi özne odaklı, nesne odaklı arkadaşlar. Bunları biraz daha pekiştirelim. Ardından daha who'za geçeceğiz, when'e geçeceğiz, where relative word'üne geçeceğiz. Daha sonra key bağlacı yine ejective clause'larda değerlendiriliyor. Key bağlacı nasıl oluyor buna bakacağız. En önemli özelliklerinden bir tanesi olan ejective clause'un reduction hali, kısaltma hali pasivlerde, aktivlerde, to be fiil olduğu zaman nasıl gerçekleşiyor? Bunların hepsini bu bölümlerde rahatlıkla öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi özne odaklı ve nesne odaklı ejective clause'u şöyle biraz daha derinden bakalım. Orman yangınını söndüren adam tüm hayvanların hayatını kurtardı. Tamam. Kurtardı. Hayatını kurtardı. Kim? Orman yangınını söndüren adam. Bakın özne konumunda gördünüz mü? İlk bunu yazacağım. Yani ilk ejective clause ile başlayacağım. İlk şununla başlayacağım. Nitelenen isim çünkü adam. Söndüren de niteleyen fiil. Tamam. Adamla başlıyorum. The man. Adamla başladım. The man. Şimdi arkadaşlar the man insandır değil mi? İnsan olduğu için that de kullanılabilir. Who da kullanılabilir. Whom da kullanılabilir. Ve cümleden attığım zaman cümle bozukluğuna neden olacağından dolayı tanımlı diyorum ben buna. Defining ejective clauses diyorum. Ve dolayısıyla virgül koymuyorum. That'i kullanacağım burada. Man that. Evet. Söndürmek. Hemen fiil tabii ki. Niteleyen fiil. Extinguish'i kullanalım. Extinguish değil mi? Söndüren çünkü söndürmüş. Bitti. Neyi? Orman yangınını. Orman yangını. Forest fire. Forest. Şöyle. Forest fire. İşte bu kadar. Orman yangınını söndüren adam dedim. Virgül falan yok. Devam ediyorum. Şimdi öznemi yazdım mı yazdım. The man öznemdir. Sırada özneyi yazdıktan sonra yüklem gelecektir tabii ki. Yüklemi yazalım. Kurtarmak yüklemi. Bunu neyle verebiliriz? Save ile verebiliriz. Save diyelim. Kurtardı. Tamam, simple past tense yaptım yine. Kurtardı. Nesneyi yazalım. Neyi kurtardı? Tüm hayvanların hayatını. Tamam. Hayatlar lives ile verelim. The lives. Şöyle the lives. Hayatlar değil mi?
Of'la bağlayalım. Tüm hayvanların diyelim. Of all animals. İşte bu kadar. Tüm hayvanların hayatını kurtardı. Bakın özne konumunda yer aldı arkadaşlar. Gördünüz mü? Nitelenen isim özne konumunda yer aldı. Şimdi bir tane daha yapalım. Aynı şekilde özne konumunda yer alan. Daha sonra nesne konumundakilere bakalım. Her sabah dağa tırmanan ayılar hem balık hem de bal yerler. Tamam. Hem balık hem de bal yerler. Kim? Özne arıyorum çünkü. Her sabah dağa tırmanan ayılar. Ayılar öznemdir. Öznem ayılarsa o zaman bakın relative clause, ejective clause burada yer alıyor. Özne içinde yer alıyor. O zaman önce ayılar yazıyorum. The bears. Bears. Ayılar. Şöyle büyük yazalım. Tamam. Bakın her sabah dediği için every morning'i kullanacağım burada. Dolayısıyla tense olarak da simple present tense. Çünkü rutin işlem yapıyor ya arkadaşlar bu ayımız, ayılarımız. Rutinden dolayı da simple present tense'i kullanacağım. The bears. Şimdi which de kullanabilirim, that de kullanabilirim. Şimdi bakalım. Cümleden atamayacağıma göre de bunu o zaman virgülsüz yapacağım. Which'i kullanmak istiyorum ben. Bears which. Şimdi niteleyen fiili yazalım. Dağa tırmanmak, değil mi? Önce tırmanmak, climb. Climb. Neden climb değil arkadaşlar? S takısı almıyor. Şundan dolayı. Bears diyor ya. Bear deseydi climbs olacaktı. S takısı alacaktı. Tamam. Nereye? Climb the mountain. Mountain. Dağa tırmanan yılar. Her sabah. Every morning. Every morning. İşte bu kadar. Bakın özne konumunda yer alan ifademi yazdım. Aslında benim öznem ayılardır. Ayılar hem bal hem balık hem de bal yerler. Şimdi bunu yazacağım. Hem bağlayıcı bakın görürsün paralellik ifadesi veren bağlaştır. Both and'le bunu vereceğim arkadaşlar. O zaman şöyle diyeceğim. Yerler diyeceğim. Bal yiyecekler. Daha sonra balık yiyecekler. Yani aslında burada ortak fiil yani yüklem yemek yükleme değil mi? O zaman eat'i kullanalım. Eat. Evet. Eat. Eats değil. Eat çünkü bears'ten dolayı arkadaşlar. Çoğul olduğu için. Öznem çoğul. Eat şimdi ne yiyor? Bakın both'u ilk olarak getirelim. Çünkü hem diyor ya. Hem'i burada verelim both'la. Both balık. Fish. Both fish. And honey. Hani ve nokta. Hem. Bakın hem alıcı paralellik ifadesi veren bağlaştır. Both and'i da gösterdim arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. The bears which climb the mountain every morning her sabah dağa tırmanan ayılar hem balık hem de bal yerler. Özne odaklı cümleler de bu şekilde yapılabilir arkadaşlar. Ejective clauses'larda. Nesne odaklı. Bakalım. Yani sıfat cümleci nesne konumunda yer alacak. Bu kadar basit. Cümleden atmak ya da atmamak bozuluyor mu bozulmuyor mu? Bu sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Çünkü virgülün gelmesi ya da gelmemesi tamamen buna bağlıdır. Yani that'i kullanmak ya da kullanmamak. Aslında temel kriter budur. That'tir. Çünkü sınavlarımızda sorulduğu zaman hem that hem de which aynı şıklardaysa ya ikisi de silinir ya da sıfat cümlecinin içinde virgül vardır arkadaşlar. Virgül var ise which kalır, that gider. Zaten konu anlatımdan sonra da yine bu geçmişte çıkan ejective clause'lu sorulara bakacağız arkadaşlar. Hem ÖSYM'nin sorduğu hem de YÖK'ün sorduğu YÖKDÜL'de YDS'de ya da YKS'de eski adıyla DYS5'te vesaire sınavların çıkmış sorularına bakacağız arkadaşlar. Hem de pratik yapmış oluruz. Hem konu anlatımlı
halini bu şekilde öğrenebilirsiniz. Farkına varabilirsiniz gerçek anlamıyla. Hem de soruların nasıl çözüldüğünü benimle birlikte kavrayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi nesne odaklı bakalım. Şairlerin zevkle yazdığı şiirler edebiyatın harika eserleridir. Edebiyatın harika eserleridir. Ne? Şairlerin zevkle yazdığı şiirler. Bakın, şairlerin zevkle yazdığı şiirler. Şairler ne yazıyor? Şiirleri yazıyor. Şairler şiirleri yazar. Bakın şöyle düşünün arkadaşlar. Şairler şiirleri zevkle yazar. Şimdi özne şairler oluyor. Yüklem yazmak oluyor. Zevkle tarz zarf oluyor orada. Ne? Şiirlerde neyi yazıyor? Şiirleri yazıyor. Neyi? Şiirleri. Bakın gördünüz mü? Nesne odaklı. Neyi? Şiirleri yazıyor. Şimdi bunu yapalım. Şimdi şiirler. Şiirleri şöyle poems ile verelim. Poems. Şiirler. Det alsın mı arkadaşlar? Det alsın. Ya da det de almayabilir. Çünkü cümleden de atabiliriz bunu. Bakın. Şiirler edebiyatın harika eserleridir. Doğru. Herkesçe kanıksanmış. Doğru bir şey. Dolayısıyla buna virgül koymamız daha doğru olacaktır arkadaşlar. Hatta nesne odaklı olduğu için daha sonrasında da koyabiliriz. Yani det burada kullanmayacağız. Poems şöyle. Which. Poems which. Şimdi devamını yazalım. Şairler poets. Poets write. Değil mi? Geniş zamanla kullanalım. Write. Şöyle diyelim zevkle. Pleasure ya da with pleasure diyebiliriz. With pleasure zevkle yani. Zevkle yazıyorlar. Devam edelim. Zevkle yazdıkları şiirler değil mi? Şimdi yüklemi yazalım. Edebiyatın harika eserleridir. Burada to be fiili kullanacağız. Çünkü atraksiyon belirten fiil yok burada. Poems de burada çoğul olduğu için arı kullanacağım. Harika eserler harikayı çok şekilde verebiliriz. Wonderful'la da verebiliriz mesela. Wonderful, excellent, great. Çokça kullanabiliriz böyle sıfatları. Eserler. Work diyebiliriz buna mesela. Works diyebiliriz. Çalışmalar, eserler gibi. Düşünebiliriz arkadaşlar. Works. Şöyle. Harika eserlerdi. Neyin? Edebiyatın değil mi? Edebiyat ne demek? Literature. Of literature. Literature. Şöyle evet. İşte bu kadar. Şimdi ikinci cümleye şöyle bakalım. Kedilerin çok sevdiği kadın herkes tarafından takdir ediliyor. Bakın. Kedilerin çok sevdiği kadın. Kediler kadını çok sever diyeceğiz. Normal bir cümle kuralım şurada. Kediler kadını çok sever. Kediler özne. Sevmek, yüklem, çok, zarf, kadın, nesne. Yani nitelenen isim nesne konumunda. Dolayısıyla hemen nesne konumunda burada getirelim. Kadın. The woman. The woman. Kadın. Şimdi kediler sever diyeceğiz. Bir kullanalım arkadaşlar. Cümleden ayıramayacağımdan dolayı burada that'i kullanabilirim. Who'yu da kullanabilirim değil mi? Woman, kadın, insan olduğu için who'yu kullandım virgülsüz bir şekilde. Who. Şimdi kediler sevsin bakalım. Cats love. Cats love. Tamam. Bakın kedilerin sevdiği kadın oldu. Kedilerin sevdiği kadın. Ya da love much diyebiliriz şöyle. Kedilerin çok sevdiği kadın. Tamam. Devam ediyorum virgülsüz bir şekilde. Herkes tarafından takdir ediliyor. Devam ediyorum sadece. Takdir edilmek anlamında appreciate'i kullanabiliriz. To be fiilde kullanacağız ama. Appreciate çünkü bu şekilde kullanılır. Woman burada
To be fiilinde is alacaktır değil mi arkadaşlar? Woman is gibi. The woman is appreciated. Appreciated, takdir edilir. Tarafından by ile bunu verebiliriz ya da via ile verebiliriz. By herkes, every one ya da everybody. İşte noktayı koyduk arkadaşlar. Bu şekilde de nesne odaklı ya da özne odaklı relative word'leri, relative clauses şeklinde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümle devam edebiliriz. Adjective clauses konu anlatımının ikinci bölümünde tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi çok çok önemli detaylara sizinle bir şekilde burada öğreneceğiz arkadaşlar. Değineceğim. Şimdi burada yapacağımız relative word'ler farklılık gösterecektir. Artık biz ne öğrendik? That öğrendik, which öğrendik, who'yu öğrendik. Whom'u da kullanabileceğimizi söylemiştik. Who gibi. Ve buna ek olarak who'su kullanacağız. When'i kullanacağız. Where'i kullanacağız. Why kullanacağız. Ve daha sonra bunları kullandıktan sonra da adjective clauses'ların nasıl kısaltıldıklarını, nasıl yalın bir şekilde kullanıldıklarını hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi ikinci bölüme şuradan başlıyoruz. Who's'la başlıyoruz. Who's normalde kimin demektir değil mi arkadaşlar? Kiminki. Kiminki diye çeviriyoruz. Basit bir soru kalıplarında görebilirsiniz who's'u. Şimdi adjective clause'larda şöyle bir farklılık var arkadaşlar. Adjective clause'larda who's'u kullandığımız zaman solunda ve sağında isim yer alır. Gördüğümüz gibi bakın Ayşe ve Book. Görüyorsunuz arkadaşlar. Solunda isim, sağında isim. Who's bu iki isimi birbirine bağlar arkadaşlar. Yani bağlardan kastımız Ayşe ile Book arasında bir yakınlık, bir alaka, bir ilişki mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar bağımsız bir şekilde değerlendirilemez. Who's kullanıyorsak Ayşe ve Book arasında çok ciddi bir ilişki olması gerekiyor. Şu şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. Ayşe's book diyoruz ya, Ayşe'nin kitabı. Aslında who's burada sahiplik bildiren bir ifadeye dönüşüyor. Ayşe's book, Ayşe ile kitap arasında bakın kitabın Ayşe'nin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İşte böyle bir yakınlıktan bahsediyorum. Who's eğer şıklarımızda yok ise daha farklı bir kullanımda yine aynı anlama gelen of which'i kullanacağız arkadaşlar. Of which de yine aynı şekilde Ayşe ve Book'u yan yana koyuyoruz. Aslında Book of which diyoruz arkadaşlar. Book of which. Yani of which'i burada who's'dan sonraki isme getiriyoruz. İsme ekliyoruz. Bu şekilde Ayşe Book of which diyoruz. Şimdi bunları cümleler üzerinden değerlendirelim. Hadi. İlk olarak who's'la yapalım. Bakalım nasıl oluyormuş. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Who's hem insan hem de insan dışı varlıklarda kullanılabilir. Ama of which genellikle insan dışı varlıklarda kullanıyoruz. Bunu da belirtelim. Değeri paha biçilmez olan Topkapı Sarayı'nın altın tahtını gördük. Bakın altın taht değeri paha biçilmezdir. Bakın şöyle bir cümle ortaya çıkıyor. Fark ettiniz mi? Altın tahtın değeri paha biçilmezdir. Ama bu cümle bize diyor ki altın taht ile Topkapı Sarayı'nı da birleştir diyor. Bakın şurada işte. Şurada Topkapı Sarayı ile altın tahtı arasına who's'u koy diyor. Bakın n'nin ekini görüyor musunuz? Topkapı Sarayı'nın şuradan yukarıdan ayırma s ile bunu ayıracağım. Bakın nasıl alakalı oluyor. Topkapı Sarayı'nın altın tahtı n'nin eki. İşte bu araya who's'u koy diyor. Hadi koyalım bakalım. Önce neyle başlıyoruz? Önce klasik cümlemizle başlıyoruz. Gördük. Kim gördü? Biz gördük. O zaman cümleyi yaz arkadaş. We saw. Biz gördük. Biz neyi gördük? Neyi gördük? Topkapı Sarayı'nın. Aslında Topkapı Sarayı'nı görmedik. Topkapı Sarayı'nın altın tahtını gördük. Bu altın taht da paha biçilmezmiş. Bunun olduğunu gördük. O zaman şöyle diyeceğiz.
We saw Topkapı, Topkapı Palace. Topkapı Sarayı'nı gördük. Şimdi buna who'su ekle. İşte o anlamdan çıktı gitti. Artık Topkapı Sarayı'nı görmedim ben. Altın tahtı gördüm de böyle bir karara vardım. We saw Topkapı Palace whose. Şimdi altın taht. Gold throne. Throne. Ama altın tahtın değeri değil mi arkadaşlar? Thrones. Earth. Earth. Altın tahtın değeri. Şimdi cümlenin arta kalanını yaz. Paha biçilmezdir. Is priceless. Priceless. İşte bu kadar cümle. Tekrardan bakalım mı? Biz sondan gidiyorum. Değeri paha biçilmez olan altın tahtın Topkapı Sarayı'nın altın tahtını gördük. Bakın olay şurada bitiyor arkadaşlar. Topkapı Palace whose gold throne. Topkapı Palace normalde şunu verecek. Whose'u siliyorum. Bakın whose'u siliyorum. Palace. Palace gold throne. Topkapı Sarayı'nın altın tahtı. Gördünüz mü? İşte bu cevabı verdi bana. Bu cevabı veriyorsa şıklarda direkt olarak whose'a yönelin arkadaşlar. Whose yok ise aşağıdaki cümlede yapacağımız gibi of which'i kullanın. Nasıl kullanacağız of which'i? Bakalım. Değeri paha biçilmez olan Topkapı Sarayı'nın altın tahtını gördük. Şimdi bunu of which ile yap. Şimdi yukarıdakini bakın kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Whose'u buradan siliyorum. Gold throne's curtain sonuna of which'i ekliyorum. Is priceless. İşte bu kadar arkadaşlar. Of which'i de bu şekilde kullanacağız. Şimdi devam edelim. Bakalım adjective clause'un daha nice özellikleri var. Whose'la birlikte bu şekilde yapıyoruz. Place, yer. Yer bildirecek arkadaşlar. Ama her zaman yer bildirmiyor. Hani bizim yer olarak gördüklerimiz var ya. Mesela Antalya. Mesela Akdeniz bölgesi. Mesela Türkiye. Mesela dünya. Bunların hepsi yerdir. Ama adjective clause yaparken her zaman yer anlamında kullanılmazlar. Bunun ayrımını nasıl yapacağız? Şimdi bakalım. Bunun ayrımını şu şekilde yapacağız. Değeri kullandığım zaman yer bildirecek ve where'den sonra tam bir cümle kullanılacak arkadaşlar. SVO diye tabir ettiğimiz öznesi, yüklemi, nesnesi bu where'den sonra olacak. Eğer yok ise cümle ardından gelen cümle tam değilse bu sefer de ne kullanacağız arkadaşlar? Which kullanacağız ya da that kullanacağız. Bunlardan sonra da ya yüklemle başlar, hani özne odaklı, nesne odaklı oluyordu ya, ya yüklemle başlar ya da nesneyle başlar ya da özneyle başlar. Bir de şunu belirteyim arkadaşlar. Where'in yerine şıklarda bazen where olmayabiliyor ama şuna inanıyorsunuz. Bunun doğru cevabı where ama şıklarda where yok. Where yok ise which ile birlikte şu yukarıda gördüğümüz preposition artı which yazıyor ya arkadaşlar şurada. İşte bunu kullanabilirsiniz. Bu preposition nereden geliyor hocam diyebilirsiniz. Nitelenen isim yer olduğundan dolayı o yer hangi preposition alıyor arkadaşlar? Kıtalarda in alıyor değil mi? Mesela şehirlerde in alıyor. Ülkelerde in alıyor. Okul dediğimiz zaman, school dediğim zaman at school, school at alıyor. Yani okulda dediğim zaman bir yer belirteceksem at which diyeceğim. Ülke diyeceksem mesela in diyeceğim, in which diyeceğim. Sınıf demek istiyorsam in the classroom değil mi? In which diyeceğim. Denizde dediğim zaman in the sea diyeceğim. Yani in which oluyor bu da. Dolayısıyla where görmediğiniz yerlerde which ile birlikte preposition'ı
görebilirsiniz arkadaşlar çok büyük olasılıkla. Şimdi örneklerimize bakalım. Nasıl oluyormuş bunlar? Yerle yapalım. Yani yer belirtecek. Tam anlamıyla yer belirtecek. Verden sonra da SVO özne yüklem nesne olacak. Bakalım. Cümlelerimiz uzun. Şöyle biraz yukarıya tırmandırsak daha iyi olacak. Evet. 2 sene önce tatil için kaldığımız Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Şimdi dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Neresi? Türkiye. Bakın neresi? Neresi dediğin zaman da cevabımı aldım arkadaşlar. Şimdi bundan sonra da SVO gelecektir. Nasıl da gelecek? Yapalım da görelim. Bunu biraz daha küçültürsek çok daha iyi olacak. Sığmayabilir. Evet. Şöyle diyeceğiz. Bakın dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Tamam. Ne ama? Türkiye değil mi? İlk olarak Türkiye yazacağız. Türkiye. Türkiye. Where'i kullanacaktık değil mi arkadaşlar? Where diyorum. Türkiye where. Şöyle virgülü koydum. Türkiye where. 2 sene önce tatil için kaldığımız. Yani şunu diyeceğim where'den sonra. 2 sene önce tatil için kaldık. Bitti. İyi, biz kaldık değil mi? Kalmak, stay, stayed, he stayed. For holiday, tatil için kaldık 1 sene önce. 2 years ago. 2 sene önce. Virgülü koydum. Yani aslında şunu diyor. 2 sene önce tatil için kaldığımız yer olan Türkiye. Aslında bunu diyor bize. Yer olan Türkiye. Devam edelim. Devamını yazalım. Dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Özne Türkiye. Yüklem biridir diyor. One of'u kullanacağız. Yine to be fiilini kullanacağız o zaman. Türkiye ile is aldığına göre is one of the en güzel. En güzel. Yeni burada most ile verelim. Beautiful'u kullanacağız çünkü. Beautiful, en güzel countries. Ülkelerinden biridir. Dünyanın. Of the world. Evet, bu kadar. Turkey where we stayed for holiday 2 years ago. 2 sene önce tatil için kaldığımız Türkiye is one of the most beautiful countries of the world. Dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Şimdi bunu bir de preposition artı which, yani preposition ile birlikte which'i kullanalım bakalım. Nasıl yerleştireceğiz? Evet, şimdi yukarıdakini kopyalıyorum. Aynı cümle çünkü. Aşağıya yapıştırdım. Evet. Where'i sildim. Yeri sildim. Şimdi Türkiye bir ülkedir arkadaşlar. Türkiye bir ülkedir. Ülkelerde DDA derken biz hangi preposition'ı kullanıyoruz? İni kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? O zaman diyeceğim ki için preposition yerine in kullanacağım. In which diyeceğim. In which diyeceğim. Türkiye in which stayed for holiday 2 years ago. In which'i de bu şekilde kullandım. Gördünüz mü? Preposition artı which. O in de sakın unutmuyoruz arkadaşlar. Nitelenen isimden geliyor. Turkey'den geliyor. Buraya ben okul deseydim at school diyecektim. Şu at olacaktı. Kendi cümlelerinize bunu rahatlıkla koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam edelim bakalım. Dedik ya. Bütün sıfat cümlecikleri yer belirtmez. Bazen bir yer ismi sadece tanımlayıcı özelliklerle gösterilebilir. Mesela Türkiye oldukça çekici bir ülkedir. Bakın. Güzel tatil yerlerine sahip olan Türkiye. Bakın Türkiye güzel tatil yerlerine sahiptir. Bitti.
Bu bir cümledir. Ve burada Türkiye'yi yer olarak değil, klasik isim olarak buradan niteliyoruz arkadaşlar. Şurada sahip olan Türkiye diyor ya, nitelenen isim Türkiye. Bir yer olarak algılamamalıyız bunu. İşte fark burada arkadaşlar. Yani orada kaldık. İşte orada evlendim ya da orada doğdum vesaire, öyle bir yer ismi algılamayın burada. Sadece işte verle which arasındaki fark da budur arkadaşlar. Ya da det arasındaki. Güzel tatil yerlerine sahip olan Türkiye oldukça çekici bir ülkedir. Çekici bir ülkedir. Ne? Kim? Türkiye. Hemen yazalım. Turkey. Şimdi şunu ben atmayayım buradan. Çünkü anlamsız bir cümle ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bunu direkt olarak yazacağım ben, virgülsüz. Eti kullanacağım burada. Turkey that sahip olan diyor. Has'i kullanacağım. Neden? Have değil. Turkey tekildir. Turkey that has neye sahip? Güzel tatil yerlerine. Güzel, beautiful. Beautiful, güzel tatil yeri. Holiday. Beautiful. Holiday, tatil yerleri, böyle destination olarak söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Destination dedim. Tatil yerleri. Tamam. Turkey that has beautiful holiday destinations. Şimdi bunu bitirdikten sonra sizlere bir anekdot daha söyleyeceğim arkadaşlar. Onu da atlamayalım. Aslında en başta söylemem gereken şeyi şimdi söylüyorum. Belki daha iyi bir şekilde farkında olabilirsiniz. Her neyse, bunu yazalım. Oldukça çekici bir ülkedir. Şöyle yazalım. Ülkedir. Turkey is alacaktır burada. Çünkü yok burada. Attraction belirten fiil yok. To be will'ini kullanacağız. Very çekici, attractive kullanalım mı? Attractive country. 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 Evet, işte bu kadar. Sevgili arkadaşlar, bu şekilde dümdüz yazdık ya, bütünleşik bir şekilde, virgülsüz bir şekilde, yani tanımlı olarak yaptık ya bunu. Hani cümleden atarsak şunu, şunu cümleden atarsak cümlenin anlamı bozuluyordu. İşte bu ifadelerde şu that'i kullanmasak da olur arkadaşlar. Yani tanımlı ifadelerde boş küme, yani hiçbir şey kullanmasak da kullanılabiliyor. Bunu da belirtelim. That olmadan, which olmadan kullanılabilir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Devam edelim. Time. Zaman. Zaman bildirecek. Zaman bildiren en önemli ek nedir? Burada when'dir, değil mi arkadaşlar? Ya da when olmadığı zamanlarda yine aynı şekilde where'de yaptığımız gibi preposition artı which when'in yerine kullanılabilir. Yine aynı şekilde where'de olduğu gibi zaman ifadeleri her zaman sıfat cümleciklerinde zaman olarak algılanmamalıdır. Burada da aynı durum geçerlidir arkadaşlar. Her zaman cevap when değildir. Bazen zamanı görürsün. Nitelenen isim zamandır. Ama o zaman sana bir zamanı değil, bir isim gibi gelebilir. O isim gibi geldiği zamanlarda yine which ve that'e yöneleceğiz. When'i kullandığımız zaman when'den sonra tam bir cümle olacak yine. Where'de olduğu gibi SVO, subject, verb, object olacak. Özne, yüklem, nesne olacak. Tam cümle yok ise which ve that'e yöneleceğiz arkadaşlar. Çok önemli istisnalar burada yer alıyor. Test çözerken tabii bunlar çok fazla işimize yarayacaktır arkadaşlar. Çünkü ejective clause'ların testleri de aynı bir şekilde değerlendirilip çözülüyor. Örneklere bakalım. When'li örnek. Zaten preposition artı which'li yine aynı şekilde when'li. Şurada yaptığımızın aynısı burada da var arkadaşlar. Farklı versiyonunu deneyeceğiz. Farklılık olsun diye. Annemi, eşimi ve babamı ilk kez dışarıya çıkardığım günü hiç unutmuyorum. Ne zamanı unutmuyorum? O günü. Ne zamanı? O günü. Ne zaman? When zaten ne zaman demektir? O günü. İşte bu kadar. Bir zaman belirtiyor. Ve kendinden sonra SVO alıyor. Bakın arkadaşlar. Ben
Ben bakın unutmuyorum. Ben unutmuyorum. Hatta ben çıkardım. Bakın şunu. Ben çıkardım. Ben özne. Çıkarmak. Tekatı kullanabiliriz. Bu yüklem. Kimi çıkardım? Nesne var mı? Nesne varsa olay bitmiştir. Nesne varsa ben vardır. Annemi, eşimi ve babamı. Kimi? İşte bunları. Olay bitmiştir. When'i rahatlıkla bu cümlede kullanabilirsiniz. Çeviriyoruz. Ben unutmuyorum. Tabii sondan başlıyoruz ya arkadaşlar. Buradan başlayalım. Hiç unutmuyorum. Never'ı kullanalım. Never varsa cümle olumlu gibi görünür arkadaşlar. Ama aslen olumsuzdur. Yani yapıca olumlu, anlamca olumsuzdur. Never'ı kullandığımız zaman. I never forget deriz. Asla, hiç unutmuyorum. Bir günü, değil mi? O gün aslında. The day, yani the day. Bu kadar basit. Günü. Virgülü koydum. Virgülü koydum. When'i hemen day'den sonra yapıştırdım. Çünkü o günü belirteceğim ben. Çünkü o günü unutmuyorum. When'den sonra şimdi tam bir cümle geliyor. Çıkardım. Ben çıkardım değil mi? When I. Tekatı kullanalım. İkinci halini kullanalım. Took olsun. Çünkü önceden çıkarttım ya arkadaşlar. Önceden çıkardığım için bu şekilde kullanacağım. Hatta şöyle diyelim. When I took my ilk olarak my mother virgül eşimi my wife and my father babamı out. Neden take out'u böyle farklı yazdım arkadaşlar? Çünkü bazı phrasal verb'ler kendi aralarına bu şekilde preposition arasında nesne alabiliyor. Bu da onlardan bir tanesidir. Take out nesne alır arkadaşlar arasına. Bazıları almayabilir, bazıları alıyor ama. Took out. Devam edelim. Ne kaldı? İlk kez kaldı değil mi? İlk kez ve dışarıya kaldı. Zaten out'u yazdık. Dışarı çıkartmak anlamında. İlk kez kaldı. Onu da for the first time'a verelim. For the first time. Evet. Bu kadar. Noktamı koydum. Biraz küçültürsek daha faydalı olacaktır bizim için. Evet. Daha net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. When'den sonra I özne. Take out yüklem. My mother, my wife and my father nesnedir. Özne, yüklem, nesne olmuştur. When de burada kullanılmıştır. Zaman olarak günü simgeledim çünkü. Niteledim. Şimdi aynısını alıyorum. Birebir kopyalıyorum. İşte birlikte yapalım bakalım. Aldım. Yaptığım cümleyi alıyorum. Yapıştırıyorum. Evet, when'i siliyorum buradan. Virgülü siliyorum. Which yazıyorum önce. Çünkü which'i kullanacağım. Şu which'ten önce bir preposition getireceğim. Preposition artı which. Ne kullanacağım ama? Hangisini kullanabilirim arkadaşlar? Ne dedik? Nitelenen isim buna karar verir. Yani day. Day ne alır? Günlerde biz ne kullanıyoruz arkadaşlar? Mesela cuma günü dediğim zaman Friday'i kullanacağım. On Friday olur, değil mi? Yani günlerde on kullanıyoruz. O zaman day. On which. İşte bu kadar. Aynı cümleyi burada da gerçekleştirebiliriz. Devam edelim. Şimdi her zaman zaman değildir arkadaşlar. Bakın 1 Mayıs işçilerin kutladıkları bir gündür. Günü niteliyor. Ama 1 Mayıs burada bir o zamanı nitelemiyor arkadaşlar. Bir simge gibi, bir isim gibi burada 1 Mayıs açıklanıyor sadece. O güne nazaran yapılan bir işlem değil bu. O günü ben açıklıyorum burada. May first diyorum. Bakın.
May first. 1 Mayıs bir gündür. Bir fiiliyle bağla. Is a day. Bir gündür. 1 Mayıs bir gündür. İşçilerin kutladıkları. When'i kullanamam. Bakın yine day'i simgeliyorum. Day'i niteliyorum. Ama o zaman bu zaman değil. Çünkü bundan sonra benden sonra when'i kullanırsam tam bir cümle yok. Dolayısıyla içi kullanacağım burada. Hiç. Şimdi kutladıkları diyelim. İşçilerin kutladıkları ama değil mi? İşçiler kutlasın bakalım. The workers. The workers. Kutlamak. Celebrate. Celebrate. İşte bu kadar. İşçilerin kutladıkları bir gündür 1 Mayıs. Evet. Bakın özne var, yüklem var, nesne nerede? Nesne yok. Dolayısıyla burada which'i tercih ettim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakalım ne kaldı? Key bağlacı. Hani Türkçe'de deriz arkadaşlar. Şunu 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 yaptım ki şöyle oldu. Şu 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 şu. Böyledir ki bu da böyledir. İki cümle arasında biz key bağlacını kullanırız. Hatta günlük konuşmalarda da daha çok tercih ederiz değil mi arkadaşlar? Şimdi key bağlacını which ile veriyoruz, tamam mı? Şimdi nasıl which ile veriyoruz? Which ile verdiğimiz zaman kendinden önce genellikle virgül alır arkadaşlar. Virgül derim, which derim ve cümlemi kullanırım. Özne ortaklığı olabilir. Farklı bir cümlede kullanabilirim arkadaşlar. Ülkemin insanları çok düşüncelidir. Ki tüm dünya bunu bilir. Bakın ki bağlacı burada. İki cümleyi birleştirmiştir. İlk olarak bunu yazalım. İlk cümle bu. Ülkemin insanları çok düşüncelidir. Tamam. Ülkemin insanlarının nekiyle bunu ayıralım. Of'la ayıralım. Şöyle aşağıya. İlk olarak people of my country, ülkemin insanları çok düşüncelidir. Are very thoughtful. Virgülü koydum. Which'i koydum. Ki şimdi tüm dünya bilir. Bunu yazacağım. The whole dediğim zaman whole ile verebilirim. Whole world tüm dünya bunu bilir. Demek of derim bir noktamı koyarım. People of my country are very thoughtful which the whole world knows. Tüm dünya bunu bilir. Ki tüm dünya bunu bilir. Ki bağlacını da bu şekilde bağladık arkadaşlar. Şimdi son burada adjective clause'da kullanabileceğimiz relative word'ler arasında why kaldı. Why'a da bakalım şöyle. Why yoksa for which de kullanabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Nın sebebi anlamına gelir. Yani sıfat cümlecinin içerisinde öyle bir cümle olacak ki o cümleyi kullanacağım ve reason'la başlatacağım bu cümleyi. Nın sebebi olacak. Mesela the reason why diyeceğim. The reason for which diyeceğim. Şimdi örneğimize bakalım. İşten kovulmasının sebebi bakın. Nın sebebi işte sana the reason'dır. Ve ardından sonra diyor ki why getir ya da for which getir. Şundan sonra hiçbir çalışan tarafından bilinmiyor. Tamam, ilk olarak bunu yazacağız. Çünkü ilk olarak özne bu. Sebep öznedir. The reason öznedir. Aslında bilinmiyor diyor ya. Passive voice yapacağız. Aktif cümledeki nesne dilgen ifadedeki özneye dönüyor değil mi? Böyle oluyor evet. O zaman the reason ile başlayacağım. Sebep. Hani neden? Sebep. Bunun sebebi. Reason why ya da for which de diyebilirsiniz arkadaşlar. İkisi de aynı şeydir. The reason why.
Şimdi he ya da she fark etmez. Çünkü o diyeceğiz. O işten kovuldu diyeceğiz. He diyelim. İşten kovulmak. Get fired kullanalım. Get got olsun. Got fired. İşten kovuldu. Got fired. Şimdi işten kovulmasının nedeni oldu, sebebi oldu. Bundan sonrakini devam edeceğim. Hiçbir çalışan tarafından bilinmiyor. Yani bu bilinmiyormuş, değil mi? Bilinmiyor. Şimdi burada simple present tense'in passive voice halini yapalım. Am is artı fiilin üçüncü hali. Is kullanacağım. The reason değil olduğu için is not the isn't known. Bilmek known'dur. Üçüncü halde known'dur. Known. Hiçbir çalışan tarafından. Tarafından by ile verdim. By any employees. Employees. Evet. Hiçbir çalışan tarafından bilmiyor. İşten kovulmasının sebebi. Hiçbir çalışan tarafından bilinmiyor. The reason why he got fired. The reason why'ı da bu şekilde görebilirsin. The reason for which de diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü bölüme artık reductionlara geçeceğiz arkadaşlar. Ejective clause'larda reductionlar nasıl oluyor? Farklı şekillerde yapılabiliyor. Aktif, pasif şeklinde ya da to be fiilini ya da daha farklı varyasyonlarda kısaltmalar yapılabiliyor. Şimdi üçüncü bölümde de kısaltmalara geçeceğiz arkadaşlar. Üçüncü bölümde görüşürüz. Evet, üçüncü bölümde ejective clause'ların reduction'ları, kısaltmaları nasıl yapılıyor? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Yani reduction yapmasındaki neden nedir aslında? Güzel bir essay yazdığınız zaman, güzel bir writing, konuşma yaptığınız zaman, speaking yaptığınız zaman, sevgili arkadaşlar, insanlar size baktığı zaman, yazılarınıza baktığı zaman yalın bir dil ararlar. İşte yalın dil oluşturmak için en önemli adımlarından bir tanesi de ejective clause'ların reduction yapılması, kısaltılmasıdır. Kısalttığınız zaman bir cümleyi çok yalın bir şekilde gösterebilirsiniz. Göze hoş gelen bir şekilde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Aslında son dönemlerde de yine reduction'ları sınavlarımıza da taşıdılar. Sınavlarımızda da reduction'lar çıkmaktadır arkadaşlar. Kısaltmalar ejective clause'larda sıfat cümleciklerinde nasıl yapılıyor? Bunu testlerde bize sormaktadırlar. Dolayısıyla hemen burada konu anlatımını size anlatacağım. Daha sonra örnek soru çözümlerinde yine 4. 5. bölümde sorular üzerinden rahatlıkla değerlendirebiliriz arkadaşlar. Kısaltmalar genel itibariyle aktif ve pasif kısaltma olarak geçmektedir. Aktif cümlelerde sıfat cümleci reduction yapılabilir. Edilgen ifadelerde, pasif cümlelerde reduction yapılabilir. To be fiilli, her zaman tabii ki atraksiyon belirten fiiller yok arkadaşlar. To be fiili varsa bu nasıl kısaltılır? Bu kullanılabilir. Ve daha farklı varyasyonlarda kısaltmalarda mevcuttur. Şimdi aktif kısaltma reduction ejective clause'larda nasıl yapılıyor? Bakalım şöyle. Sevgili arkadaşlar, sıfat cümlecinin tense'i simple present tense, simple past tense, past perfect tense, past perfect continuous tense fark etmeksizin, aldırış etmeksizin sadece yüklemin ing takılı almış hali getirilerek aktif kısaltma gerçekleştirilir. Örneğe sıcağı sıcağına bakalım. Ateşten kaçan hayvanlar sığınmak için bir yer arıyor. Klasik, bakın klasik bir ejective clause sorusudur, cümlesidir. Bunu kısaltmak istiyorum ben. Yer arıyor. Yer arıyor. Kim? Ateşten kaçan hayvanlar. Hayvanlar, bakın özne konumunda hemen bunu yazıyorum. Sevgili arkadaşlar. Önce uzun halini yazacağım. Sonra bir anda şok etkisiyle kısa halinde görebilirsiniz. Hayvanlar diyorum. The animals. Bakın şimdi arkadaşlar. Animals. Hayvanlar ne alacaktır? Which alacaktır?
det alacaktır. Cümleden de atamayacağıma göre figürlü bir ifade kullanmayacağım. The animals that kaçan diyeceğim. Şimdi bakın burada yer arıyor. Present continuous tense'i kullanacağım. Sevgili arkadaşlar. Şöyle. Burada da geniş zamanı kullanacağım. Şunu da, şurada hemen simple present tense uyguluyorum. The animals that escape'i kullanacağım. Escape from the fire. Ateşten kaçan değil mi arkadaşlar? Bakın. Ateşten kaçan hayvanlar. Uzun halini bu şekilde yazdım. Devam ediyorum şimdi. Burada present continuous tense kullanacağım. Bakın yer arıyor diyor. Arıyorlarmış. Arasınlar bakalım. Are kullandım. Çünkü animals'tan dolayı. Üzerine çünkü o. Aramak. Looking'i kullanalım. Looking for diyelim aslında. Looking for ne için arıyorlarmış bakalım. Bir yer. For a place. Yer arıyorlarmış. Sığınmak için. Barınmak için. Sığınmak anlamında, barınmak anlamında shelter'ı kullanalım. Shelter diyelim. To shelter yani için anlamında maç bildiren bağlaç kullandım ve noktayı koydum. Tamam. Öyle kalsın. Bakın arkadaşlar işte burası. Kaçan, ateşten kaçan hayvanlar. Uzun hali bu şekilde yazılır. Şimdi bu aktif bir cümledir. Pasif bir cümle değildir. Dolayısıyla kısaltmak istiyorsam şunu kullanacağım. Verb ing. That'i buradan bana sil diyor. Escape'i de buradan escape'e yüklem ya. Yükleme ing takısı ekledi. Escaping olsun. Animals escaping from the fire. İşte bu kadar. Ateşten kaçan hayvanlar oldu. That gitti. Yükleme yani aslındaki sıfat cümlecindeki ana fiile ing takısı ekledim ve noktaladım. İşte bu kadar aktif kısaltma. Hangi tense olursa olsun arkadaşlar hepsinde yapabilirsiniz. Şimdi pasif kısaltma. Pasif kısaltmada da bakın edilgen çatlılığı yani passive voice diyoruz ya. İşte bunu gördüğünüz zaman sıfat cümleciklerinin içinde tense fark etmeksizin aynı şekilde o fiile fiilin üçüncü halini getiriyoruz arkadaşlar. Değiştiriyoruz o fiili. Ancak bazı istisnalar mevcuttur. Continuous tense'ler var ya bizim. Present continuous tense, past continuous tense, past perfect continuous tense. Progressive tense'lerde being verb'i yapıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Genellikle zaten böyle continuous olmayan tense'lere rastlıyoruz ya. O yüzden bununla ilgili bir tane örnek yapacağım. Eğer görürseniz continuous tense'leri passive voice halde kısaltmak isterseniz şunu yapacaksınız. Being verb 3. Şimdi bir tane örnek yapalım. Satılan gazeteler geri dönüşüm için bir süre sonra geri toplanmıştır. Bakın satılan gazeteler. Gördünüz mü? İşte burası klasik ejective clause'dur. Ama dikkat edin satılan gazeteler, satan gazeteler değil. Normalde o fiil satmaktır. Satılmak değildir. Satılan dediği için edilgen hale dönmüştür bile. Passive voice olmuştur. Passive voice'da sıfat cümlecinin içinde yer aldığı için onu ben kısaltacağım bakalım. Şöyle yapacağım. Verb 3 şeklinde yapacağım. Simple past tense ile uygulayacağım. O tense verb 3'e dönecek. Bakalım nasıl olacak. Önce uzun halini yazacağım sizlere. Bakalım. Newspapers ile başlıyorum. Gazetelerle ilk gazetelerle başlıyorum. Nitelenen isim. Newspapers. Gazeteler satılsın bakalım hadi. Newspapers. Hemen ayırmayalım burada. Which diyelim. Simple past tense yapıyoruz ya. Which were alır değil mi arkadaşlar? Newspapers'tan dolayı. Tekil olsaydı was olacaktı. Çünkü simple past tense'in passive voice halini yapıyorum. Uzun halini yapıyorum. Yapalım. Which were sold değil mi? Satılan, sell, sold. Üçüncü halini kullandım. Satılan gazeteler dedim, uzun halini yazdım. Devam ediyorum. Bak geri toplanmış, gördünüz mü? Recollected. Geri toplandı.
Hatta burada da var, değil mi? Passive voice. Klasik. Burada sıfat cümlecinin dışında bir passive voice var. Yine were olacak. Şöyle were recollected. Tekrardan toplanmış. Tamam. Geri dönüşüm için bir süre sonra. Bir süre sonra bir zaman ifadesi olduğu için cümlenin en sonuna gelecektir. Geri dönüşüm için diyeceğiz. Recycle'ı kullanalım. Recycling diyelim. Buradan dolayı da for'u kullanalım. Recycling. Şimdi after a while diyelim. Kısa bir süre sonra yani. After a while. Noktamı koydum. Evet. Bakın uzun halini yazdım. Passive voice'lu bir şurası. Şurası bakın. Passive voice'lu bir ejective clause. Kısaltalım bakalım. Nasıl kısaltacağız? Burada verb 3 getireceğimizi söylüyor. Burada da verb 3 var zaten. Yalın yapmak için. Relative verb gitti. Yardımcı fiil gitti. Diğerine kaldı. Fiilin sadece ve sadece üçüncü hali kaldı. The newspaper sold. Gördünüz mü arkadaşlar? Satılan gazeteler were recollected. Tekrardan toplandı. Geri toplandı. İşte bu kadar. Sadece ve sadece fiilin üçüncü halini getiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yardımcı fiil kalkıyor. Relative verb kalkıyor. Which olur, that olur, who olur. Fark etmez. Şimdi bakalım. Devamında ne var? Üçüncü halde de to be fiili olduğu zaman nasıl kısaltacağız? To be fiilini cümleden atacağız arkadaşlar. Hani to be fiili yaparken genellikle sıfatla yaparız ya, sadece sıfat kalır işte öyle düşündüğün zaman, ya da isim kalır. Bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir örnek yapalım birlikte. Bakın sosyal ortamda utangaç olan arkadaşım. Bakın utangaç. Sıfat. Sıfatla birlikte ne kullanılır? To be fiili kullanılır. Emizar. Pastalle düşündüğümüz zaman was were. Yani bunu bana kısalt diyor. Genellikle benimle takılır. Sosyal ortamda utangaç olan arkadaşım. İlk olarak arkadaşım değil mi? Çünkü nitelenen isim arkadaşım. My friend. My friend. Şöyle büyük yazmak istiyorum. Arkadaşım, benim arkadaşım. Öncelikle uzun yazıyorum arkadaşlar. My friend who alır değil mi? Who alır. Şimdi to be fiilini getirelim. Who is my friend'den dolayı is oldu. O da olsaydı are olacaktı. Is shy. Utangaç olan arkadaşım dedim bak, uzun halde. Kısaltmadan. Sosyal ortamda. Eda anlamında in'i kullandım. Yine social environment diyebiliriz. Atmosfer diyebiliriz. Farklı şekilde kullanabiliriz. Environment. Tamam, sosyal çevrede, sosyal ortamda gibi oldu. Devam ediyorum. Genellikle benimle takılır. Takılmak anlamında hangout'u kullanabiliriz, değil mi? Bir phrasal verb olarak çok güzel. Genellikle anlamında sıklık zarfı usually kullanabiliriz. Often'ı kullanabilir, generally, frequently. Bunları sıklık zarfı olarak kullanabiliriz. Hatta hangi tense kullanıyoruz arkadaşlar? Simple present tense, geniş zamanlı. Usually hangs, değil mi arkadaşlar? Simple present tense'te my friend nedir? My friend hangs yapar. Tekildir çünkü. Hangs out, takılır. Kiminle? Benimle. It me. It me. Noktamı koydum. Uzun hali bu şekilde. Relative word var. To be fiil var. Bize şunu diyor arkadaşlar. Bunu kısaltabilirsin. Bunu daha yalın bir şekilde yazabilirsin. Bize bu imkanı veriyor bu. O zaman yazalım. Neden mahrum kalalım? Neden yalın bir şekilde kullanmayalım ki? My friend who gitti. Relative word gitti. We fiil gitti. Shy kaldı. Kalsın o zaman sadece orada. My friend shy in a social environment usually hangs out with me. İşte bu kadar. Kısaltmayı da to be fiil ile birlikte
bu şekilde gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Son olarak bir anekdot anlatalım hemen. Şu şekilde görürsünüz ya. First, second, last, the next, the only vesaire vesaire vesaire. Bu tür sıra sayı sıfatlarını görürsünüz. Böyle bir soru karşınıza çıktığı zaman bunları adjective clause'larda kullandığı zaman şu aklınıza gelsin arkadaşlar. To infinitive aklınıza gelsin. Yani bunları gördüğünüz zaman sizden mutlaka bir kısaltma isteyecektir. O isteyeceği kısaltmada to artı fiilin yalın hali. To infinitive'i kullanacaksınız arkadaşlar. Doğru cevap o olacaktır. Şimdi bakalım bir örnek üzerinde değerlendirelim bunu. Çernobil faciasını ilk gören kişiler santralde çalışan işçilerdi. Tamam, bakın görüyorsunuz burada ilk gören, ilk, first, the first'ı kullanacağım burada. Çernobil faciasını ilk gören kişiler. İlk gören kişiler. İlk olarak bunu yazacağım, değil mi? First. D'yi bir türlü yazamadım bugün. The first. Kişiler, people. Arkadaşlar, kişiler çoğul olduğu için ilk gören kişiler. İlk kişiler. The first people. Tamam. Pasif midir, aktif midir? Aktiftir, değil mi? Herhangi bir şey yapmayacağız. Uzun halini yazalım mı önce? Bakalım uzun hali nasıl oluyormuş. People who alacaktır. Who'yu yazdım. Gören diyor. Geçmiş hali kullanalım. Past hali kullanalım. So olsun. So. Gören oldu. Neyi? Çernobil faciasını. Çernobil. Çernobil. Sadece disaster'ı kullanalım. Disaster. Şöyle bir birleşik oldu. Açalım. Disaster. Chernobyl disaster. Tamam. Bakın uzun hali bu şekilde. Cümleyi de not alalım. Kısa halini sizlere hemen göstereyim. Bunlar, bu insanlar santralde çalışan işçilerdi. Tamam. Yine simple past'la gideceğim. Were kullanacağım. Çünkü çoğul. People çoğul. Were. The employees, işçilerdi. Employees, işçilerdi. Bakın yine çalışan diyor ya arkadaşlar. Yine burada bundan bağımsız olarak bir adjective clause yapılabilir rahatlıkla. Employees burada nitelenen isimdir. Hemen bakın adjective clause üstüne adjective clause oldu. Bu da kısa halde yazalım mı arkadaşlar? Klasik bir şekilde adjective clause yapıyoruz ve kısa yazıyoruz. Az önce gösterdim sizlere. Ne demiştik? Kısa halde aktif kısaltmalarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Fiile ing takısı ekliyorduk. Çalışmak working oluyor değil mi? Working. At de nerede? Santralde. Plant diyebiliriz. Nokta. Tamam. Bakın az önce öğrendiğimizi burada uyguladık. Aktif kısaltma olduğu için çalışan dediği için çalıştırılan değil. Aktif olduğu için fiil ing takısı ekledik. Şimdi şurada the first'ü gördüğünüz andan itibaren duracaksınız arkadaşlar adjective clause'larda. The first people who saw şurası. Who saw diyor arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapacağız. Relative word gitti. Saw. İkinci hal gitti. Hiçbir şey kalmadı geriye. Cümleyi de silelim baştan. Her neyse. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ne dedik? To artı fiilin yalın hali. To'yu getirdik. To'yu yazdım. Fiil ne? See. Görmek fiili. See'yi de yazdım ve bitirdim. First people to see Chernobyl disaster. İşte bu kadar. Bu şekilde gördüğünüz zaman sıra sayı sıfatlarını birinci, ikinci, sonuncu, işte gelecekteki, sondaki vesaire adjective clause sorusuysa to infinitive yapın arkadaşlar. To artı verb 0. İşte bu kadar. İlk 3 bölümde konu anlatımını bitirdik sevgili arkadaşlar. Bundan sonraki bölümlerde de artık sorular üzerinden, testler üzerinden nasıl adjective clause sorusu çözülür, kısa yoldan detaylı ama kısa yoldan
bizim soru odaklı, sorunun tamamını okumadan bir soru, relative clause sorusu nasıl çözülür? Bunu hep birlikte detaylıca öğreneceğiz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.